5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları, Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 9 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 9 Cevapları Anka Yayın Evi. Allah inancı. Hazırlık çalışmaları. 1. Kur'an-ı Kerim mealinden Allah'ın CC varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız. Cevap, Lokman Suresi 29. ayet. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. 2. İlmihallerden ve dini terimler sözlüğü inden Allah'ın CC sıfatlarının neler olduğunu araştırınız. Cevap, İslam dininde Yüce Allah'ın CC sıfatları ikiye ayrılmaktadır. Yüce Allah CC sıfatları Sub, Uti ve Zati olmak üzere aşağıda paylaşılmıştır. Maddeler halinde Subuti sıfatları şunlardır. Hayat, Tekvin, İlim, Semi, Basar, İrade, Kelam, Kudret. Maddeler halinde zati sıfatları şunlardır. Vücut sıfatı, beka sıfatı, kıdem sıfatı, vahdaniyet sıfatı, kıyam bi nefsihi sıfatı, muhalefetin lili havadis sıfatı. 3. Allah'ın CC, Rahman ve Rahum isimlerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz. Cevap, Rahman ve Rahim, Allah'ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir. Rahman, iyilere de, kötülere de rahmet eden. Yani yarattıklarının hepsine merhamet eden manasındadır. Rahim, ahirette yalnız müminlere merhamet eden anlamına gelir. 4. Kur'an-ı Kerim mealinden, dua etmenin önemini ifade eden bir ayet bularak defterinize not ediniz. Cevap, kullarım sana beni soracak olursa, bilsinler ki, ben, şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Bakara Suresi, Ayet 5, İhlis Suresinin anlamını Kur'an-ı Kerim mealinden bulup defterinize yazınız. Cevap, İhlas Suresi Türkçe anlamı, Diyanet meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci de ki, O Allah'tır, bir tektir. İkinci, Allah Samed'dir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Üçüncü, O'ndan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Dördüncü, hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. 5. Sınıf Anka Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 9 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.